dedin sen? Sizden İnci'yi istiyorum. Sen dalga mı geçiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Abla ne saçmalıyor bu böyle? Ege! İyisi mi ben bunu duymamış olayım? Ne buraya geldin, ne de bu soruyu sordun. Ama geldim ve sordum. Karşınızdayım. Cevabınızı duymak istiyorum. Bakın ben İnci'yi seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Size saygımızdan rızanızı almaya geldim. Bunda bir kötülük olduğunu düşünmüyorum. Bana saygınızdan, öyle mi? Yani senin bütün bunlardan haberin vardı, öyle mi? Yoktu dede, gerçekten. Ben de şaşkınım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Abla bak, gene senin arkandan iş çeviriyor bu adam. Gene mi? Allah'ım bana sabır ver. Ne dönüyor burada? Burnumun dibinde ne işler çeviriyorsunuz siz? Bu adam bu yüzü nereden buluyor İnci? Evime kadar gelip bu sözleri söylemeye nasıl cüret edebiliyor? Bu nasıl bir aymazlıktır? Sakin ol dede. Bana bir söz verdin. Bu adamdan uzak duracağım dedin. Siz nasıl... Bu iş nasıl bu hale geldi? Siz gizli gizli buluşuyordunuz öyle mi? Bana rağmen, verdiğin söze rağmen beni çiğneyip bu adamla birlikteydin öyle mi? Evet. Söyle. Bu sefer gerçeği söyle onu. Biz birlikteyiz. Bakın kızgınlığınızı anlıyorum ama siz de beni bir dinleyin lütfen. Biz de böyle gizli saklı görüşüp suçlu hissetmek istemezdik. Ama biraz da mecbur kaldık sizin bu tavrınızdan. Sakın. Sakın suçu bana atmaya kalkma. Delikanlı ol, yediğin haltın arkasında dur. Tamam, duruyorum. Ben İnci'yi tanıdığıma her gün, her an şükrediyorum. Ve onu kaybetmek istemiyorum. Onu mutlu edeceğime söz veriyorum. Yeter. Yeter daha fazla konuşma. Madem bir cevap istiyorsun. Benim sizin gibi insanlara verecek kızım yok. Bizim gibi insanlara mı? Anlamam lütfen. Bir dakika, bir dakika. Ben şunu bir anlayayım. Biz nasıl insanlarmışız? Sen. Sen ve ailen. Hepiniz delisiniz. Şu son hareketin gösterdi ki... senin de ablan kadar aklından zorun var. Dede tamam yeter. Tamam. Han lütfen gider misin? Thank you.
Ne zamandır sürüyor bu? Cevap ver. İnan ben sana verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Çok zorladım ama yapamadım işte. Sen de biliyordun değil mi? Sana söylesin diye uğraştım ama. Hep o eve geç gelmelerin, Esra ile buluşacağım demelerin hepsi yalandı. Hepsi bu adamla buluşabilmek içindi. Neden aileni, beni kaybetmeyi göze alacak kadar ne buldun bu adamda? Bu kadar mı değersizim senin için? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ben birini sevdim diye ben senden neden vazgeçmek zorundayım? Neden seni kaybetmek zorundayım? Eğer onu seveceksen benden vazgeçmek zorundasın. Bunu sana defalarca söyledim. Ama neden? Nedenini söylemedin. Han'a karşı neden bu kadar öfkelisin? Ne yaptı sana? Daha tanımıyorsun bile onu. Sen tanıyor musun ki? Karışma sen. Madem o kadar emindin, neden gizledin dedemden, arkasında dursaydın? Çünkü bana başka bir yol bırakmadı. Ya ben ya o dedi. Tam şurada geldin anlattın bana. Senin için ne kadar kıymetli olduğumu. Bensiz bir tek anın olmadığını anlattın. Beni bu yalana inandırdın. Yalan değildi. Seni seçiyorum dedin. Kandırdın. Ya ben neden böyle bir seçim yapmak zorundayım? Bana böyle bir şey dayatmaya hakkın yok. Evet, ben Han'ı seviyorum. Ama ailemi de seviyorum. İkinize de söylüyorum. Diyelim ben çok büyük bir hata yapıyorum. Dünyadaki en yanlış adamı sevdim. Siz yine de benim yanımda duracaksınız. Ben düşersem beni kaldıracaksınız. Çünkü ben olsam öyle yapardım. Sizi asla yüzüstü bırakmazdım. Çünkü aile olmak budur. Birbirini kollamaktır. Bir çırpıda üstünü çizmek değil. Ben bu anı daha önce de yaşadım. Bu savaşı daha önce de verdim. Kaybettiğimde kızımdan oldum. Eğer hayatımda bir tek şansım daha olsaydı, anneni o adamdan uzak tutmak için canımı verirdim. Ama o gitti. Şimdi de sen karşıma geçmiş, ben de gidiyorum diyorsun. Ben öyle bir şey demiyorum. Gitmekle tehdit eden sensin. Han'ın babama benzer en ufak bir tarafı yok. Han sevdiklerini koruyor, önemsiyor, sahip çıkıyor. Sen bu ikisini nasıl aynı kefeye koyarsın? Çünkü olacakları görüyorum. Onlardan zarar göreceğini, hayatını zehir edeceklerini biliyorum. Nereden biliyorsun? Kızım sen kör müsün? Sağır mısın sen İnci? Daha alt katlarında otururken yemediğin hakaret kalmadı. Seni gelin olarak kabul ederler mi zannediyorsun? O insanların normal olmadığına daha kaç kere şahit olman gerek? O adamın kardeşlerinden farklı olduğunu mu sanıyorsun? Hiç kimse mükemmel değil. Ne onlar, ne biz, ne de sen. Önünde annen gibi bir örnek varken sen uzun yoldan gidip öğrenmek istiyorsun. Git o zaman. Git de dünya kaç bucakmış gör.
Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım ben. Mutlu olma ihtimalimin peşinden gittim. Gözümü karartmam gerekiyordu, kararttım. Çünkü hayatımın aşkını buldum ben. Sen olsan ne yapardın Gülben? Olmamış gibi mi davranırdın? Sırtını mı dönerdin? Ne yapardın Gülben? Neden korkuyoruz sevmekten? Pardon, düzeltiyorum. Neden bu kadar korkutuyor bizi sevmekten? Niye biliyor musun? İnsan bilmediği şeyden korkar. Bilmediğine düşman olur. Sevmeyi bilmiyor. Hayır. Ablam da biliyor sevmeyi. O ailesini çok seviyor. Sevgi bu kadar bencilce bir şey olamaz Gülben. Ölene kadar yalnız olmamızı isteyemez bizden. Sevgi bunun neresinde? Sen de bencilsin. Sırf kendi mutluluğunu düşünüyorsun. Biz ne olacağız? Hep beraber mutlu olmanın bir yolunu bulacağız. Bunun bir tek yolu var. Onda da İnce'ye yer yok. Neden? Kötü çünkü o seni üzer. Üzülmeye razıyım ben. Korkunmuşsa merak etme. Aşk acısıyla yıkılmam. Yıkılmayız. Bize daha fazlası gerek. Sen de biliyorsun bunu. Sen karar mı vermişsin? Ne desem boş. Ablama söylemeyeceğim. Ama sen istiyorsun diye değil. Onu mahveden ben olmayayım diye. Sen onu değil, kendini mahvedeceksin. O gerçekten korkuyor hayattan. Sen sadece numara yapıyorsun. Onu taklit ediyorsun. Gerçeği bilmek ister misin? Sen benden bile cesursun. Günü geldiğinde herkes görecek bunu. Sen bile inanamayacaksın. Ama artık ne olur, kendi sesini duy. Onunkini değil. Ne yapıyorsun ya? Giyin hemen. Okula gidiyorsun. Gitmiyorum. Ya parasını o vermeyecek. Ben halledeceğim. Ama şimdi kalkıp okula gidiyorsun. Bunu bahane edip okuldan atılmayacaksın. Anladın mı beni? Ne diyorsun sen ya? Ne bahanesi? Okumaya meraklı olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ha, sence benim bir gururum yok. Ben numara yapıyorum, öyle mi? Beni bu kadar iyi tanımana çok sevindim abla. Gerçek bir insan sarrafısın. Helal olsun.
Hazırlan hemen, okula gidiyorsun. Ya hayır dede, o adamın verdiği sadakayla okumam ben. Halledeceğim ben onu, sen merak etme. Sadakasını başına çalacağım onun. Ne? Ne oluyor ya? Gülben, bak bak çok özendim. Ne güzel oldu ha? Çok güzel olmuş. 50 kere söyledim. Han önem veriyor o sofraya ya. Ne bu surat böyle asık asık güler yüz ya, bir güler yüz. Ceza veriyorum sana. Bütün o kızarmış ekmeklerin üstüne gülen surat yapacaksın. Neyle? Ne bileyim neyle artık, onu da sen düşün, bul. Bu ne be? Aa. Aa, tövbeler olsun, alacaklı gibi. Ne oluyor? Bismillah. Ne bileyim ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor, anlamadım. O ne öyle? Buyurun. Aslında dün geldiğinde verecektim de sinirden unutmuşum. Ne diyor bu? Sen onlara mı gittin? Evlerine mi gittin? Al. Torunumun okul parası. Peki, madem böyle rahat edeceksiniz. Sen bizden uzak durursan rahat edeceğiz. Şunu da kafana sok. Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Sen belki paranla insan satın almaya alışkınsındır. Ama bil ki biz o insanlardan değiliz. Laflara bak. Nanköre bak. Benim kardeşim acımış, para vermiş size. Ne oldu şimdi, neymiş suçu? Ha? Kimi satın alacakmış? Okulun parasını ödeyip üstüne benden kız istemeye geldi. Bu ne? Bunun manası ne? Bakın böyle düşünmenize çok üzüldüm. Niyetim asla bu değildi. Biz sizden ne bir kuruş istedik, ne bir iyilik ne de bir yardım. Anlaşıldı. Bir daha tekrarlanmayacak. Emin olabilirsiniz. Hepinize söylüyorum. Bizden uzak durun. Huzurumuzu bozmayın. Bu size son uyarım. Gittin, konuştun da ne oldu dede? Şimdi hepsi öğrendi, hepsi birden düşman kesilecek. İsabet olur. Düşmanız zaten. Gönül rahatlığıyla gidebilirsin okuluna. O adama hiçbir borcumuz yok. Krediyi nasıl ödeyeceğiz peki? Neyle dede? Bizim öyle bir gücümüz yok. Ya bizi düşürdüğü duruma bak abla ya. Siz merak etmeyin, ben hepsini halledeceğim. Ben ölmedim daha. Sen aksi gibi davransan da sapasağlam ayaktayım. Onun kıyayla girmişim okula, o ayarlamış hep. Ezik miyim ben ya? İstemiyorum, gitmeyeceğim. Başka şansın yok Ege. Madem gurur yapıyorsun bu kadar, git doğru dürüst oku. Oradaki yerini hak et. Ama bu daha zor değil mi? Küsüp gitmemek daha kolay. Peki. Sizin dediğiniz gibi olsun. Söyle hadi söyle, ağzına geleni söyle. Ya sen nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl gidip gizli gizli istersin sen o kızı? Ne yapsaydım? Sizi mi götürseydim yanında? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir de kalkmışsın ailemizin rızkını onlara yedirmeye çalışıyorsun. O serseri çocuğu okutmaya falan kalkmışsın. Hayırdır kardeşim, senin amacın ne? Ha? Bizi beğenmiyorsun da kendine yeni aile mi edineceksin onları? Yazıklar olsun sana. Daha geçen şurada oturdun, bize sözler verdin bir de.
sizi hiç bırakmayacağım dedin. Yalanmış meğer. Of, gelme üstüme. Bak sinirim tepemde zaten. Sen bu işi unut kardeşim. Ben yaşadığım müddetçe o kıza nikah, mikah kıyamazsın. Gücüm yettiğince buna müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım ben. Beni nasıl zor bir duruma soktuğunun farkında mısın? Neden yaptım bunu? Onun iyiliği için yaptım, hazırlıklı olsun diye. Öğrendiğinde cinnet geçirmesin diye yaptım İnci. Ay sağ ol be, çok düşüncelisin. Ya Han, gerçekten kendini nasıl ikna ettin böyle bir şeye? Daha beter oldu, görmüyor musun? Şimdi biliyorsun, asla kabullenemeyeceğinden daha da iyi mi seni? Biz evliyiz İnci. Mecbur kabullenecek. Başka ne yapabilir ki? Ha öyle mi? Mecbur mu? Öyle. Aynısı senin ailen için de geçerli mi peki? Tabii ki geçerli. Görelim bakalım. Dur, nereye gidiyorsun? Gidip soracağım rızaları var mıymış. Bir de onlarla prova alalım. Gel, hadi gel, sen de gel. Dur bir dakika ya. Ne oldu, korktun mu? Benim aileme gelince paldır küldür ama seninkilere gelince bir duralım, susalım. Öyle mi? Neden? Benim zor durumda kalmamda, evimin ortasında bomba bırakmanda sakınca yok ama seninkinde var. Öyle mi? Onlar da öğrendi zaten her şeyi. Başka ne olmasını istiyorsun? Dedem sayesinde öğrendi onlar. Sen söylemeliydin. Yanılıyor muyum? İnci. İnci. Meğer ne işler çeviriyormuş hanefendi. O dede gelmese ruhumuz duymayacaktı. Hayırdır? Kız. Niye bir şey demiyorsun? Ona da tek kelime etmedin. Bir şey söylesene, bir konuşsana. Onaylıyor musun yoksa? Ha? Gelin diye böğrüne mi basacağım? Yılın görümcesi falan olmaya niyetli değilsin herhalde. Gülben, bir şey de. Yok abla. Vallahi ben de çok şaşkınım. Donup kaldım yani. Daha şimdiden ailemizin rızkını da yedirmeye başlamış. O serseriye gitmiş, sponsor olmuş. Yarın bir gün altına son model arabayı da çeker. Bak, ne buraya yazıyorum. Ben sana söyleyeyim. E ama neyse ki vermemiş kızı. Doğru vallahi kız. Vermemiş. Vallahi artık tek umudum o fosil. Bir o kaldı bizim gibi düşünen. Tabii o da numara yapmıyorsa. Ha? Başlık parasını artırmak için naz da yapıyor olabilir o. Yok abla, bence hiç öyle birine benzemiyor. Vallahi eğer öyleyse helal olsun kız yaşlı kurda. Yağlı kapı dememiş, bizimkini de reddetmiş. Eli öpülesi adam, ne diyeyim daha? Bana bak. Biz ne yapalım biliyor musun Gülben? Ne yapalım? Elini mi öpelim? Yok. Ayağını öpelim. Ay abla, midem kalktı. Ya sen bu zeka ile bu zamana kadar nasıl barındın arkadaş ya? Yemin ediyorum rekora koşuyorsun artık, pes ya. Kek yapalım, kek. Hani teşekkür mahiyetinde. Kek mi? Evet. Bunlar yapıp duruyor ya sürekli, apartmanı kokutuyorlar. Adamcağız dünya gözüyle şöyle güzel güzel, temiz temiz, doğru düzgün bir kek yiyiversin. İyi. Ama önce şu işi bir halledeyim ben. Hangi işi? Hangi işi ya? Günaydın. Buraya oturabilir miyim? E hani Neriman'la oturmak istiyordun? Şimdi de buraya oturmak istiyorum, sakıncası yoksa. Çaptık ya. Çocuk iki günde bıktı Neriman'dan. Artık nasıl baydıysa. Bu sefer tıklattım, duydun değil mi? İyi yaptın. Bir şeyim vardı. O senin oğlun ne yapmış biliyor musun? Senden habersiz. Ne yapmış? Gitmiş kız istemiş. Senin rızanı almadan. Kimi istemiş? Kimden istemiş? Yok mu işte şu alt kattaki zilli? Onu istemiş. Haberin yoktu değil mi?
Olsaydı mani olurdun, karşı çıkardın değil mi? Hayır, bizi geçtim. Sana ayıp. Yani senin baban sapasağlam hayatta yahu. İnsan hiç gidip tek başına kız ister mi? Tamam Safiye. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Hayır yani. Bil de iki çift sözün olsun değil mi? Olur değil mi? Yanına bırakmazsın yani. Memduh Bey ne demiş? Vermiş mi kızı? Yok anam yok. Bizimki tırıs tırıs geri dönmüş arkasına baka baka. Yok yani. Vermemiş, istememiş. Bir de ben konuşayım, belki verir. Baba, ölümü gör öyle bir şey yaparsan. Niye gülüyorsun? Şaka yaptım. İlahi baba, sen çok yaşa. Kalbime iniyordu. Ay tabii ki hayır dedi, ne yapacaktı ki? E tabii yani adam nasıl evet desin? Han işsizim güçsüzüm teki. Nasıl verecek kızını, ha? Ya bir de şöyle düşün. Adamdan danlışar gibi öğrenmeyecek işte. Ne diyecek? Ay tabii ya, bana da sormuşsun, şimdi hatırladın mı diyecek. Savunup durma bana hanı. Ya İnci, cesurca bir adım atmış işte çocuk. Kendi ailesine gelince titreyip kalıyor ama. Kafanı versen de şu işi bir halletsek ha. Ben seni dinliyorum, dinliyorum. Beni mi, onları mı? Mutsuz, görebiliyorum. Yaptığı hatayı anlamaya başladı. Bu ne demek biliyor musun? Hala şansım var. Gülben, bak bakayım kitapta ne yazıyor? Eksik bir şey kalmasın da oku bakayım bir. Abla, bir bardak süt, bir paket kabartma tozu. Tamam, bardak çıkar. İyice bir yıka onu da. Ya da dur, dur, dur. Şimdi çıkarma, koy, koy. Elini sürme. Tozlanmasın şimdi, beklerse tozlanır. Tamam. Hah. Hmm. Adam şöyle güzel bir kek yesin be. O sarı kantaronun pis pis ellerinde kim bilir yıllardır neler yiyor. Ay neyse, sen yumurtaları yıkadın mı iyice? Evet evet, hepsini tek tek sabunladım. Ha tamam. Gülben, radyoyu getir de şöyle bir havamız değişsin. Ha? Güzel enerjilerle yapalım kekimizi. Yoksa kabarmaz bu şimdi. Sen kafayı mı yedin? Ay abla, kafam dağıldı. Çok özür dilerim, hallediyorum hemen. Dur. Allah'ım ya Rabbim. Güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye başın için. Abla, ha şimdi dedesi vermedi diye sevindin ya, sevindik yani. Sen o kızı sevmediğin için öyle, değil mi? Yoksa sen de istersin han yuva kursun, çocukları olsun, değil mi? İsterim tabii, niye istemeyeyim? İnsan kardeşinin mürüvvetini görmeyi istemez mi? Ha. Ama o kızla olmaz. Benim karşı çıktığım o. Ha. Ama sen bir öncekini de istememiştin. Ona da hep karşı çıkmıştın ya. O da sağlam pabuç değildi. Hatırlamıyor musun Gülben? Ahlaksızın tekiydi o da. Öyle hoppa hoppa hareketler. İkisi de ailemize uygun değildi. Peki bizim ailemize uygun olan kim? Yani mesela sence nasıl biri olmalı? Yani iyi, hani düzgün, edepli,
işte ne bileyim. Kocasının sözünü dinleyen temiz, Elif falan temiz olsun yani değil mi? Onun gibi pis mi olsun? İyi kız yani hani iyi aile kızı. Ama nerede? Nerede? Nerede yok işte onu diyorum. Bulsam zaten ben gidip ellerimle alır isterim. Bulamıyorsak da kardeş kardeş yaşar gideriz biz de. Ölünceye kadar mı? Evet. Birlikte bu evde. Yabancı yok. Fitne yok. Hep birlikte biz bize yeteriz. Sevgi bu kadar bencilce bir şey olamaz Gülben. Ölene kadar yalnız olmamızı isteyemez bizden. Sevgi bunun neresinde? Ne duruyorsun Gülben? Şu şeyi çıkar da bir sil hadi. Abla, ben bir babaya bakayım mı? Kahvaltısı bitti mi diye bakayım, değil mi? İyi tamam, çabuk gel. Maria, ne olursa olsun, aşklarının önündeki engelleri bir bir aşacaktı. Kararlıydı. Şirkete geliyordunuz çayımızı içmeye. Aralarındaki en büyük engelse Carlos'un çekingenliğiydi. Maria artık emindi. İlk adımı kendisi atmalıydı. Merhaba Esat. Umarım iyisindir. Aklıma ne geldi? Sil. Eğitim sektörü yapılan yatırımı en hızlı şekilde geri döndüren bir sektör. Bu okulu satın aldığımız takdirde çok hızlı bir şekilde kâra geçeceğimizi düşünüyorum. Affedersiniz, hemen hallediyorum. Tabii bunun için de elimizde çok yüksek miktarda bir nakdimizin bulunması gerekiyor. Merhaba Esat. Umarım iyisindir. Şu konuştuğumuz çayı. Peki bu okulun özelinde konuşacak olursak şu an satın almak mantıklı mı yoksa biraz beklesek mi? Şu konuştuğumuz çayı bugün içsek saat 5 gibi bizim evin oradaki çay bahçesine gelebilir misin? Ben evet derim Han Bey. Özellikle son 5 yıl... Bence hava. Okullara mukayese ettiğimiz zaman oldukça yükselen bir grafiği olduğunu rahatlıkla ben size söyleyebilirim. Çok özür diliyorum. Ben komple sessiz alıyorum. Bence hava çok güzel. Tam çay içmelik. Kapatacak mısın şunu artık? Şey yapıyorum. Halledeceğim ben. Hadi. Niye cevap vermiyor acaba? Han mı yanında yoksa ya? Sorsam mı ki? Han mı? Yok, en iyisi bekleyeyim. Hadi, niye cevap vermiyor? Lütfen.
zaman Esat Bey'e de fikrini soralım. Esat Bey, mümkünse bu çok mühim yatırımımızla ilgili fikrinizi alabilir miyim? Esat. Esat. Hassas bir dengede duruyor tabii bu durum. Ben alalım derim tabii yani hani okulu, radyoyu alalım derim ben. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Acil bir durum mu var? Ara verelim isterseniz. Acil? Yok. Değildir umarım. O zaman bizimle raporlarınızı paylaşır mısınız lütfen? Tabii paylaşayım. Çok özür dilerim. Pardon. Bir saniye lütfen. Maria, duydun mu? Beni seviyor. Ay. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Beni seviyor. Evet, günaydın arkadaşlar. Yok artık. Çay da söyleyeyim mi oğlum sana? Çay değil de kahveye hayır demem. Terbiyesiz. İndir ayaklarını. Yo, ben rahat. Ya hemen kendine çek düzen verirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim sana. Oo, tırstım şimdi bak. Tüyler diken. Sessiz. Yürü müdür yardımcısının yanına. Seni disipline versin de gör. Bana uyar. Kahveyi de oraya söyleriz o zaman. Sessiz. Lazım. Ay çok kötü, çok kötü yanıyorum. İçeri geçiyorum, göremiyorum. Çok canım acıyor. Tamam abla, sen hiç merak etme. Git sen hadi. Git.
Git. Git. Sen gülüyor musun kız? Yok abla, niye güleyim? Sen şimdi bulanık görüyorsun ya. Yani gülmem ben, gülmüyorum. Bana bak, gülüyorsan o gözlerini kaşıkla o yer cebine sokarım ha. Yok vallahi. Düz düz abla. Allah kahretmesin. Ay çok kötü yanıyorum, Allah'ım bana yardım et ya Rabbim. Ay 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 ay, mahvoldum. Ay anacığım, anacığım, gözüm kör oldu anacığım. Nazardın hep. Allah'ım, Allah'ım sen beni affet, başka çarem yok. Mutluluğum için yapmak zorundayım. Yoksa ablam asla yollamaz beni dışarı. Uyuyacak sadece. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak. Hem zaten uyuyamadığında hep içiyor bundan. Hiçbir şey olmaz. Uyuyacak sadece. Ben böyle saygısızlık görmedim. Hayır, sınıfın geri kalanını da bozuyor. Bakın pişman da değil. Hala pişkin pişkin suratıma bakıyor. Ege, oğlum özür dilemeyecek misin? Bak ne kadar üzülmüşsün hocanı. Ayıp değil mi yaptın? Bünyesi hassassa demek. Görüyorsunuz değil mi? Yok, ben baş edemem bununla. Size havale ediyorum. Artık uzaklaştırmamı verirsiniz. Disiplinimi yollarsınız. Ne yaparsınız bilmiyorum ama... ben onu sınıfımda istemiyorum. Ne oluyor Ege? Neden öyle davrandın sınıfta? Daralıyorum. Bana gelmiyor böyle sahte saygı işleri. Ege, bak oğlum. Senin iyiliğin için söylüyorum. Eğer bir derdin varsa... Var, evet. Sizsiniz benim derdim. Her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Yok saygıymış, yok terbiyeymiş. Hep bir tepeden tepeden tembihler. Hepsi sizin ego tatmininiz. Benim iyiliğim içinmiş. Sen onu benim külahıma anlat. Terbiyesiz. Çabuk gel buraya. Ege. Gel. Ege bak yeter artık diyorum. Ne oluyor? Kendine gel. Ege'nin sesi değil mi bu? Bekleyin burada, sessiz olun. Ege, seni son kez uyarıyorum. Hemen ver onu bana. Vermiyorum. Ne yapacaksın, okuldan mı atacaksın? At lan, umurumda değil. Müdürü mü çağırsak? Böyle olmayacak. Ege, ne oluyor, ne yapıyorsun? Sana ne kızım? Sizin ailede genetik mi herhalde salça olmak? Ha? Ablan ayrı dert, abin ayrı dert. Bir de seninle mi uğraşacağım ben? Ha? Hepiniz kafadan çatlaksınız. Aile boyu hastasınız. Hepiniz hastasınız ya. Yazık ya. Ne hale soktu kızı. Yaptıklarının cezasını biliyorsun değil mi? Seni okuldan atacaklar. Sağ olsunlar. Çok makbule geçecek. Buraya gel Ege. Ablacığım. Ha. Sana kahve yaptım. Özür kahvesi. Gülven, gözümü açamıyorum. Önümü göremiyorum. Nasıl içeyim ben kahveyi? O zaman ben tutayım, sen iç. Olmaz, istemem.
Sonra bir de üstüme dökeceksin, haşlayacaksın beni. Senin benim canıma kastın mı var? Ne yapıyorsun sen? Peki o zaman ne yapayım? Ben bunu dökeyim. İsraf olacak ama neyse artık, ne yapayım? Yok, yok. Tamam, dökme dökme. Sen iç. Yok abla, ben şekerli içiyorum biliyorsun. Sade bu. Tamam, koy şuraya, içelim. Ben koyayım. Koy yanıma, koy. Ay. Ay, ay, ay. Çok kötü yanıyor Gülben. Kız, Allah'ım ne olur retinama zarar gelmesin. Ne retinanı? Allah seni. Retina, retina. Gözün görmesine yarayan en mühim şey, cahil. Tıp okusaydım göz doktoru olacaktım, sen ne bilesin. Abla, soğutmasana kahveni, iç. Tamam kız, ne zebellak gibi başımda dikiliyorsun. Çekil şuradan. Şey, güneş girmesin retinana diye güneşten koruyor. Güneş nereden geliyor, merdivenden mi Gülben? Oradan geliyor, çık dibinden, çık. Hayret bir şey, çekil tamam. Ay. Bu nasıl kahve be? Ha, köpüğü bile yok. Kahve koymadın mı buna? Yok koydum abla, senin ölçünle yaptım. Şuna bak. Elinin lezzetsizliği. Beğenmediysen içme, yani içme. Tamam bırak, israf olur. Neriman. Ne yapıyordun öyle? Çekil git başımdan. Ne yaptın kendine böyle? Çok mu umurumda? Umurumda evet. Bırak dedim. Var ya sen haklısın aslında. Biz aile boyu deliyiz. Uzak durun bizden. Neriman dur. Bırak dedim. Kaç yıl oldu tanışalı? 8 mi? Seni hiç bu kadar mutsuz görmedim İnci. Yanılıyorsun. Ben sendenken daha mutsuzdum. Hep mi? Ay Uygar, bunları konuşmanın bir anlamı yok. Var. Mutsuzsun diye benden ayrılıp başka bir adama gittin ve o seni daha mutsuz etti. Yalan mı? Ya yürüyüşünden, yüzünden, her şeyinden belli bu. Programını dinlediğinde bile anlıyorum. Eski neşen yok. Görmedin mi? Herkes yazmış. Ne oluyor bu kıza? Nesi var? Zorla mı tutuyorlar orada diye? Nasıl ya? Her şey bitti. Şimdi beni işimi kötü yapmakla mı suçluyorsun? Seni hayal kırıklığına uğrattı. Manyağın teki olduğunu sen de anladın değil mi? Ne yapıyor? Gereksiz kıskançlıklara mı başladı? Tam tersi. Bana ne kadar güçlü ve sorumluluk sahibi biri olduğunu gösterdi. İçip içip kusanların, orada burada sızanların aksine. Ondan ayrılmak istiyorsan ve seni bırakmıyorsa bana söyle. Ben icabına bakarım. Ay dünyaya dön Uygar. Gerçeklerle yüzleş. Ben gayet mutluyum. Pişmansın. Kabul et. Yanlış adamı seçtin. Doğru adamı seçtim. Hatta bundan o kadar emindim ki gittim onunla evlendim. Tamam mı? Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey yapmış olamazsın. Esat. Seni arıyorum. Ne oldu oğlum? Neydi o deminki halin? Canını sıkan bir şey mi var senin? Kusura bakma abi ya. Aklım bir şeye takıldı da. Ne? Şeye işte ya. Bak bana her şeyi anlattırıyorsun. Sen de anlat. Rahat ol. Ya şimdi söylesem bir türlü, söylemesem... Esat delirtme beni. Esra ile mi ilgili? Söyle. Yok değil abi. Şeyle alakalı. Yani... Efendim. Benim buyurun. Gitti mi? Nereye gider? Neriman durduk yere böyle bir şey yapmaz müdür bey.
Okulda bir şey olmadığına emin misiniz? Ne olmuş ya? Geleyim mi? Ağırlık çöktü, gözümü açamıyorum. Abla, kek çırptın ya o kadar. Bir de koştur koştur kaç gündür çok yoruluyorsun. Üstüne bir de senin bu göz olayın iyice çok fena oldu ya. Gülben, sus artık be. Vır 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 vır. İşte ben de diyorum ki acaba biraz yatıp dinlensen mi diyorum onu. Yok, olmaz. Daha akşama yemek yapacağım, olmaz. Tamam, işte bak sen bir iki saat biraz uzanırsan ben sonra seni gelip uyandırırım abla. Gülben, olmaz. Allah Allah, yetişmez diyorum. Dur, ben bir yüzümü yıkayıp geleyim, kendime gelirim. Aman. Aa, kız hiç halim yok bana, ne oldu? Başım mı döndü ne? Allah Allah. Nazar bu vallahi, bak Gülben. Yemin ediyorum. Uçuyan sabahın köründe geldi, kapıya benim enerjimi aldı, gitti. Doğru, o kesin nazardır abla. Kesin. Yok, ben bir 10 dakika yatayım, bir kendime geleyim. Ha, yat. Tamam, yaklaşma, uzak dur. Abla, iyi misin? Bana bak. Keki unutma, yanmasın sakın. Fosili ayıp olur. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme, sen yat, dinlen sen. İyice dinlen. Allah Allah. Kız, önümü göremiyorum ya. Allah'ım yarabbim. Durum fena. Ne olmuş? Ne yapmış Ege? Bir dolu olay çıkarmış. Neriman'la da kavga etmişler. Neriman'la mı? Evet, ikisi birden çıkıp gitmiş. Arıyorum, açmıyor. Ege de açmıyor. Eve mi gittiler acaba? Yok. Ege eve gitmez. Dedemi görmek istemez. Ben bir müdürle konuşayım. Dur dur. Konuştum ben. Merak etme, bu sefer torpil falan yok. Özür dilemezse okuldan atacaklar. Ben de karışmayacağım. Yine mi ya? Nerede bu ya? Şu sahil tarafına mı baksak? Hadi bakalım. Ya özür dilerim diyorum, eşeklik ettim, tamam, niye anlamıyorsun? İstemiyorum özür mözür, git başımdan. Ya bu kolun hali ne, ne yaptın? Ne yaptıysam yaptım ya. Zaten zavallıyım onların gözünde. Bir de sen geldin, iyice küçük düşürdün beni. Neden ya? Ne yaptım ben sana? Ya benim derdim seninle değil. Sana patladım, özür dilerim, hıyarlık ettim. Kimle peki derdin? Abimle mi? Okul paranı verdi diye mi? Sadece o kadar değil. Ne yaptığını bilseydin sen de kızardın. Söyle o zaman. Abi. Oradalar. Abinle ablam. Birlikte gelmişler bak, velimiz olarak. Ne oldu böyle, okulu birbirine katmışsınız? Sana hesap mı vereceğim ben? Ona değil, bana vereceksin. O zaman söyle o kocana, geri dursun, üstüme gelmesin. Anladın mı şimdi derdim neymiş? Doğru mu abi? Evlendin mi sen? Haklılarmış yani. Abartıyorlar, uyduruyorlar, senin günahını alıyorlar dedim hep ama öyle değilmiş. Ben yanılmışım.
Neriman, konuşacağız bunları. Anlatacağım. Hiç zahmet etme. Kimim ki ben konuşacaksın? Hani yakınlık? Hani arkadaşındım ben senin? Öylesin. Hiç kimse değilim ben. Nasıl becerdin bilmiyorum ama... ablamdan bile çok acıttın canım. Herkesi kırıp dağıtıyoruz. Her geçen gün daha da kötü oluyor. Ne kötü oluyor? İşte bu. Yalanlar, sırlar. Olan onları oluyor. Ege, dedem, şimdi de kardeşin. İnci, ben sana dedim. Herkese söyleyelim dedim daha en başındayken. Sen istemedin, şimdi neyin tavrı bu? Mesele söyleyip söylememek değil. Mesele senin tek başına kararlar alman. Kafana göre hareket etmen. Bütün bunlar o yüzden oluyor. Çek şu zıkkımı benim masamdan. Yalan değil mi? Evlenme diye bir şey yok. Ne? Beni çıldırtmak için öyle söyledi değil mi? İnci o herifle evlenmedi, böyle bir şey yapmadı. Bunu sana o mu söyledi? Sinirle söyledi. Yalan değil mi? Hayır, gerçek. Doğru, evlendiler. Tamam mı? Ama her şey senden sonra başladı. Ya aniden oldu. Uygar'cığım anlasana işte. Aşk, aşk. Aşkmış. Bizimki neydi peki? Ha? Şşt, tamam. Sakin ol, sakin ol. Ona evlenme teklif ettiğim anı hatırlıyor musun Esra? Evet, hatırlıyorum. Bana verdiği cevabı hatırlıyor musun? Düşünme boşuna, çünkü hatırlayamazsın. Yok. Gitmiş ona evet demiş ama bana cevap bile vermedi. Derler ya, insanlar birbirlerini esas ayrılırken tanırmış. Doğru. Çok doğru. Ben anlamıyorum. Nereye dönsem bir şeyle suçlanıyorum. Bunu yaptın, bunu yapmadın, bunu gizledin. Yeter ya. Durduk yere olmuyor bu han. Sen söyle o zaman. Ne yapmam lazım? Herkesi mutlu etmenin bir yolu var mı? Yok. Ama artık evlendim. İki kişilik düşüneyim. Ona da söz hakkı vereyim diyerek başlayabilirsin. Tamam, veriyorum. Sen söyle ne yapmam gerektiğini. Böylesi benim için daha kolay gerçekten. Aklından geçenleri, söze dökemediklerini... aramıza koyduğun duvarın sebebini anlatmana. Ya yok öyle bir şey. Nasıl bir gizem arıyorsun ben de anlamadım ki. Kurt adam falan mı çıkmamı bekliyorsun? Yakın mıyız sence biz? Evet. O zaman niye duvara tosluyormuş gibi hissediyorum her seferinde? Belki de o benim değil. Senin duvarındır İnci. Oradan baktığın için göremiyorsundur beni. Hayır. Senin kendini gösterecek cesaretin yok. O yüzden göremiyorum. Belki bu halini de sever. Niye olmasın? Maria sevgilisiyle buluşacağı için çok heyecanlıydı. Baş başa ilk buluşmaları olacaktı bu. Maria bu özel güne yakışır şekilde hazırlandı. Thank you.
Sen benim gibi herkesi sevdiğine kavuştur. Kimse üzülmesin. Mutluluğumun peşinden gitmek zorundayım. Kaçar yoksa. Ah canım benim. Merhaba Gülben Hanım. Bir yere gideceksiniz herhalde. Taksi çağırmamı ister misiniz? Yok. Yürüyeceğim ben. Tamam. Çay bahçesi yakın mıdır buraya? Bu yukarıdakinden mi bahsediyorsunuz? Ha? 5 dakika ya var ya yok. Ha. Tamam sağ ol. Bayram. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ama bu aramızda sır olacak, tamam mı? Tabii tabii, buyurun. Sen beni bugün görmedin. Ben evden çıkmadım, sesimi bile duymadın, tamam mı? Tamam. Daha ablanız için mi? Neyse ne ya? Söz ver. Söz. Çok insan var mıdır orada? Çay bahçesinde yani. Kalabalık mıdır çok? Bilmem. Daha gitme fırsatım olmadı. Maria o gün evden çıktığında bunun ebedi mutluluğuna attığı ilk adım olduğunu biliyordu. Yıllardır bu anı beklemişti. Hazırdı artık. İyi misiniz? Yapamayacağım. Yalnız gidemeyeceğim oraya. Allah'ım. Tüm engellere rağmen gözünü karartmıştı. Carlos'a doğru koşmaya kararlıydı. Bayram, bana yardım eder misin? Şurada bir Aysel teyze vardır. Kumru besler hep. Penceresinden hiç eksik olmaz. Hı. Bir de hani bunlar çift yaşarlarmış ya. Hiç ayrılmazlarmış. Öyle mi? Hayatlarının sonuna kadar bile mi? Evet. Sadık kalırlarmış hep birbirlerine. Ya. Demek ki insanlar kuş kadar olamıyorlar, gördün mü? Öyle vallahi. Ben olmak isterdim ama. Kuş mu? Ha yok. Sadık olmak isterdim hep eşime. İnşallah olursun Bayram.
Allah gönlüne göre versin. Safiye. Kızım iyi misin? Hasta mısın yoksa? Sana mezuniyet çayı için aldığım elbise değil mi bu? Nasıl da yakışmış. Ah be kızım. Sıksaydın ya biraz dişini. 3 ayın kalmıştı şurada bitirmene. Ne oldu da sıkıldın sen bu kadar? Kız, ne giydin onu? Çıkar çabuk. Buruş buruş yapacaksın canım elbiseyi. Bol gelmiş zaten sana. Şuna bak. Beslemelere dönmüşsün. Neyse artık başka bir özel güne giyersin. Ha? Özel bir gün olacak mı benim baba? Burası Gülben Hanım. İyi iyi. Yakınmış bayağı. Sağ ol, sen gidebilirsin artık. Siz geçin, ben öyle giderim. Yok olmaz. Şimdi git. Görmesin, yanlış anlar. Kim yanlış anlar? Esat. Kıskanır şimdi yok yere. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sana zahmet oldu. Gidebilirsin artık. Yaklaşma. Git biraz. Geri. Şey, ben nereye oturacağım? Şöyle az ses olsun. Tabii. Kaç kişi olacaksınız? 2. İkimiz olacağız sadece. Tabii. Şu taraftan. Sen git. Buyurun siz oturun. Ben hemen masayı siliyorum. Çok pis burası. Hemen temizliyorum. Ne yapıyorsun? Böyle mi silinir? Bir de o leş gibi bezle. Görmüyor musun? Bak her yerde kir var, leke var, yapışmış. Bestemiz? Ha ben yalan söylüyorum yani. Bak, bak. Lekeler, izler, kirler masanın üstünde görüyor musun? Bak. Hani nerede hanımefendi? Ay kör bir de. Tamam, tamam bırak git sen hadi. Ben kendim masayı siler, örtüsünü örterim. Beni götüreyim ben size. Olur. İnsanlar iyi hastalanmıyor burada. Nasıl oturuyorlar böyle ben anlamadım. Thank you.
Buyurun. Yok, çek istemez. Siparişiniz belli mi? Belli. Siparişim belli. Götürebilirsin onu, sağ ol. Esat! Buradayım. Gel, gel. Yanlış anlamış işte ya. Malım ben, mal. Maria o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, geç kaldım. Trafik vardı da. Olsun. Beklemek de çok güzel. İnsan kıymetini daha iyi anlıyor. Neyin? Kavuşmanın. Çay. Tabii. İçeceğiz dedik. İçelim. Bakar mısınız? Bize iki çay. Biri açık olsun. Bize. Bize dedi. Allah Allah. Gülben, neredesin? Şeker ister misiniz? 4 tane. 4 tane. Bu 2. Ha, 2. Tamam. Siz? Yok, teşekkürler. 2. İçmeyecek misiniz? Biraz soğusun. Ben bugün size bir mesaj attım ya. Sen de artık, lütfen. Sana bir mesaj attım ya bugün. Evet, kırmızı. Evet, o yanlışlıkla oldu. Toplantıdaydım, telefonun sesini kısayım derken bir an panikledim. Tabii, bir de Han vardı. Evet, Han da vardı. Utandın değil mi? Ondan utandın. Evet, tabii, mahcup oldum. Arkadaşım o, siz de kardeşisiniz. Yakışmaz bana. Yok, sen hiç merak etme. Biz Han'la konuştuk. Efendim? Neyi konuştunuz? Han bana dedi ki... kalbinin sesini dinle. Sakın utanma. Yok canım. Beni kastetmemiştir o. Yani insan arkadaşının ablasına o gözle bakar mı hiç? Yok, biz çok modern bir aileyiz. Han bana çok güvenir. Hep kararlarıma saygı duyar. Ha, ama onu ne zaman kızdırırsın biliyor musun? Beni üzersen. Öyle de bir şey olmayacağına göre sorun yok. Gülben Hanım, ben seni neden üzeyim? Ben de onu diyorum ya işte. Beni üzmezsin diyorum. O benim evlenip yuva kurmamı istiyor.
onun da anlaşabileceği biriyle tabii yani. İnşallah. Karşınıza öyle biri çıkar umarım. Ya sen çok komik bir çocuksun. Hep şakalar yapıyorsun türlü türlü. Çok komik. Yani Gülben Hanım, benim size saygım sonsuz. Evet, saygı çok önemli bir ilişkide, doğru. Şey, Esat, seninle konuşmak o kadar güzel ki. Ama benim artık gitmem lazım. Aa, şeyi konuşmadık. Ne zaman geliyorsun? Nereye? Bize canım işte. Size mi? Hı hı. Han pek sevmiyor eve misafir almayı ama... Sen misafir sayılmazsın ki. Olur. Geleyim. Gelirim. Yani ne diyeyim bilemedim şimdi. Tamam. Siz artık onu Han'la kararlaştırırsınız. Bakarsınız durumunuza. Şey, gelirken beyaz orkide al. Esat var artık. Esat olacak. Yalnız yürümeyeceksin. Yalnız yürümeyeceksin dayan. Bu son. Bu son. Yanında o elini tutuyor. Dayan. Az kaldı. Az kaldı. Esat'ı düşün. O seni korur. Carlos da koruyor. Esat'ı... Gülben. Ay baba. Baba sessiz ol ne olur. Neredeydin sen, yoktun. Vardım. Olmaz benim canım. Ne demek yoktun? Bütün eve baktım yoktun. Aa. Suyun bitmişti. Ha sen şey diyorsun. Ben bir ara yukarı daireye çıktım da bir şey bırakmaya. O zamanı diyorsun, anladım. Safiye yorulmuş. Bugün yemeği sen yapıver. Aa, kek çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Yemedin baba değil mi? Bir dilimcik yedim. Şeker için diyorsan. Eyvahlar olsun, ablam çok kızacak. Bizim değildi ki o. Kimindi? Ömer'in mi? Ha Ömer'in. Baba ben şimdi elimi yıkayacağım. Sen sakın ablama bir şey söyleme. Peçeteyle falan ben onu saklamaya çalışacağım artık, tamam mı? Hay Allah. Aa, senin ne işin var? Şimdi geldim. Okulun yok muydu? Ders boştu. Ha. Kek kokuyor. Bana bak sakın yeme. Bize ait bir şey değil o. Tutma beni ya. İşim var. Hadi. Bugün okulun yok muydu Neriman? Allah öyle.
deli gibi yatıyor. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Abla. Abla. Ay! Ay! Abla. Ne yapıyorsun be? Tepende gulyabani gibi. Çok şükür. Ne şükür? Uykuda aldın ya abla. Ona şükür. Şükürler olsun. Tövbe tövbe. Aa! Ay ben kıyafetlerimle yatmışım buraya. Çarşafı yatağı hep değiştirmem lazım. Allah kahretmesin. Sen niye durdurmadın beni Gülben? Abla kıyamadım. Kek? Kek nasıl oldu? Kabardı mı? Üf, çok iyi kabardı. Oh, iyi iyi. Hmm. Mahcup olmayacağız ihtiyara. Tamam, çık dışarı hadi. Üstümü değiştireyim, çık. Çık. Niye örttün sen bunu? Tozlanır, tozlanmasın diye. İyi de cam kapağı vardı, onu niye koymadın onu? Yıkamak zorunda kalmayayım diye. Her işten kaç Emi, her işten. Kabarmış mı? Abla dur! Kız! Aklım çıktı ya, ne oluyor? Kızmazsan bir şey diyeceğim ama... ben babayı tembihlemiştim yeme diye. Ama unutmuş, biliyorsun kafası gidip geliyor ya. Eysi yemiş. Ne? Hii, Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Adama yenmiş keki mi vereceğiz şimdi? Sen niye başında durmadın? Gittin o kitapları mı daldın yoksa? Hayır. Ben büfeyi siliyordum. Çok kirlenmiş hep. Orayı sildim. Hay Allah'ım ya. Çok ayıp. Bu böyle gitmez. Biz ne yapacağız? Şey abla... size layık olmuş mu diye tadına baktık deriz. Yok artık daha neler. Tepemize çıksın sonra. Yok tamam ne yapayım? Dilimleyeceğiz bıçakla. Dörder dörder öyle götüreceğim artık. Ha çok mantıklı. Çekil. Çekil olur. Şuradan çekil. Cık, hayret bir şey ya. Allah'ım ya. Bu kız resmen kafayı takmış bana ya. Efendim abi. İşim çıktı, şirkete dönmeyeceğim. Sen hallet imzaları. Halledeyim de Han. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Ne anlatacaksın? Acelem var Esat, söyle. Yok tamam o zaman. Sonra anlatırım, tamam. Rahatsız ediyorum ama. Ne vardı? Kek yaptım size. Teşekkür mahiyetinde. Ne için teşekkür? Bizimki densizlik edip sizden kızı istemiş ya. Siz de vermemişsiniz. Bizimki tırıs tırıs dönmüş. Ya sabır. Çok mutlu ettiniz bizi. Vallahi Allah razı olsun sizden. Biz de altta kalmayalım dedik. Buyurun.
tertemizdir ellerim. Vallahi mutfağımda çok titizimdir. Gönül rahatlığıyla alabiliriz. Oh oh. Çok iyi, çok iyi. Tamam, bu da bizi sevmiyor. Hayatta vermez torununu. Hay Allah razı olsun senden. Çok yaşa fosil. Er ya da geç konuşacağız. Hadi gel. Yemek yaptım. Aç aç oturma burada böyle. Hiçbir şey olmamış gibi seninle sofraya oturmamı mı bekliyorsun? Hayır. Olan o şeyle ilgili konuşabilelim istiyorum. Konuşacak bir şey yok. Bundan sonra da bensiz yersiniz yemeğinizi. Zaten varmışım yokmuşum bir şey fark etmiyor. Pes etmeyeceğim biliyorsun değil mi? Nihayetinde giderim bu evden, o zaman iyice rahat edersin. İstediğin gibi buluşursun o herifle. Yemeğini ayırıyorum. İsteyince yersin. Şuna bak. Lafımın hiçbir ağırlığı kalmamış senin için. Tartışmak istemiyorum, o yüzden uzatmıyorum dede. Rahat bırak beni. Nerede kaldın? Ne bakıyorsun oğlum? Cevap versene. Hah, geldin mi? Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluştu. Bana haber vermişti. Söylemeyi unuttum. Ablam cevap verdi yerime. Başka bir şey yoksa odama gideceğim. Hadi yemek hazır. İyi, siz yersiniz o zaman. Bilerek yaptın değil mi? Okuldan atsınlar diye. Cin gibisin maşallah. Daha ne kadar sürecek bu kabalığın? Sen dedeme ne kadar daha yalan söyleyeceksin? Demin de söyledin. Niye? Üzülmesin diye. Vay be. Ne kadar düşünürmüşsün onu. Ama yeter artık, tamam yapma. Sen dedem üzülmesin diye değil, kendi foyan ortaya çıkmasın diye yalan söyledin. Sen benim sırdaşımdın. Dert ortağımdın. Biz her şeyi konuşabiliyorduk eskiden. Yargılamadan, küsmeden. Konuşmayı sen bıraktın. O sırları başkasına anlatıyorsun artık. Bana kırgınsın biliyorum. Ama sana söylemediysem... Seni düşündüğüm için söylemedim. Omuzlarına o yükü bindirmek istemediğim için. Ben bile taşımakta zorlanıyorum. Hastaymışız biz. Deliymişiz. Doğru söylüyor. Kim? Karının kardeşi. Belki de o yüzden gizliyordur seninle evlendiğini. Utanıyordur böyle bir aileye gelin gitmekten. Utanılacak bir şeyimiz yok bizim. Sen inanıyor musun bu dediğine? Karın bizi tanıyınca yine de kalır mı sence? Koşarak kaçmaz mı? Hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Bilmiyor nasıl bir cehennemde yaşadığını.
Senden sonra ilkti biliyor musun? Bana iyi olup olmadığımı soran ilk insandı. Çok acıyor mu? Canımın acısını bir anda unutmuştum. Aynı seninleyken olduğu gibi. Acıyor mu çok? Hadi kalk yarana bakalım. Tamam dur sen. Neden kavga ettin onlarla? Bana anlatabilirsin. Merak etme, kimseye söylemem. Onlara şikayet ederim diye korkuyorsan da rahat ol. Kurşun askerimle konuşuyorum diye alay ettiler. Vurdum ben de. Peki çok merak ettim. Ne anlatıyordun sen bu kurşun askere? Ablamı çok özledim. Onu anlatıyordum. Bundan sonra bana da anlatır mısın? Ben çok isterim dinlemeyi. Bence şimdi tam sırası. Bak, kimsecikler de yok etrafta alay edecek. Her şeyi, ama her şeyi bana anlatabilirsin. Kimse duymasın dediklerini bile. Korkma, tamam mı? Benim adım Melek. Seninki ne? Han. Nasıl anlatayım ki? Şu hale bak. Kaçar gider. Çöpte bulduğum bir mankenle dertleştiğimi bilse, beni sevmeye devam eder miydi sence? Ben etmezdim. Ucubenin tekiymiş deyip uzardım. O da öyle yapacak. Sen de öyle yapmamış mıydın zaten? O da kaçar. Tebrikler. Evlenmişsiniz. Dedesinin haberi var mı yoksa bu gizli bir bilgi mi? Hı? Konuşmayacak mısın? Tamam, ben sorarım. Ne yapacaksın? Senden her şey beklenir, ruh hastası. Er geç İnci de senin gerçek yüzünü görecek. Niye bağırmıyorsun? Yardım istesene.
senden korkmuyorum. Aa. Bak ama bu son şansın. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun o hastası? Çıkar beni buradan. Ne yapıyorsun sen be? Nereye getirdin beni? Neresi burası? Sen manyak mısın? Manyak mısın sen? Manyak mısın? İnci'ye söyleyeceğim. İnci senin böyle bir psikopat olduğunu bilse evlenir miydi seninle? Konuşsana! Ruh hastası. Ruh hastası! Ayıp oluyor ama ha. Düzgün konuş. Neresi burası be? Burası neresi be? Ha? Bu güzel. Ne diyorsun? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Yetişin komşular! Yok mu kimse? Biri yardım etsin şu çocuğa ya. Yok kimse galiba. Ya bu da batıyor matıyor bir şey. Olmaz o. Ya doğru düzgün bir şey yok mu? Otur! Otur oraya otur. Otur konuşacağız seninle. Öyle hemen gitmek yok. Ha? Bakayım. Bak. Bu olur işte. Bak bu güzel. Ne güzel parlıyor. Değil mi? Böyle bir şey yapamazsın. Beğendin mi? Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Gerçi doğru söylüyorsun. Şimdi kan, man uğraştırır bizi. Olmaz. Aa, dur bir dakika ya. Bende çok daha iyi bir şey var. Dur bak şimdi aklıma geldi ha. Kim? Ha? Bak nasıl bu? Dur. Tamam. Ne istersen yaparım. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Tamam. Bayağı da oldu kullanmayalı ha. Yapma. Şöyle bir karşına geçeyim değil mi? Dur şöyle bir yüzünü göreyim ya. Karşına geleyim değil mi? Tamam dur. Uzak duracağım İnci'den. İşi bırakacağım. Bir daha karşınıza çıkmam. Bir daha İnci'yle görüşmeyeceğim. Beni bulamazsınız. Gideceğim tamam mı? Tamam mı? Diyorsun. Peki bundan önce yaptıkların ne olacak? Hataydı. Ben dersimi aldım. Tamam. Tamam.
Ben aynı fikirde değilim. Yapma! Yapma! Şaka yaptım, şaka. Tipe bak ya. Betim benzin attı. Aç o ağzını da bir su iç bak, kendine gel. İyi gelir bak. Aç ağzını. Aç oğlum. Aç lan bir su. Açsana. Kal konuşalım dedin. Bekliyorum ama galiba söyleyeceğin yeni bir şey yok. Değil mi? Tamam Cüneyt. Ben gitsem iyi olacak. Ne oldu sana? O adam manyak. Öldürecekti beni. Söyleyin iyice uzak dursun ondan. Oğlum kimden bahsediyorsun? Anlamıyorum. Han Meral o manyak. Beni kaçırdı. Çöplük gibi bir yere götürdü. Kafama silah dayadı. Ne? Bir de gülüyordun o hastası. Su tabancasıymış. Çok korktum öleceğim diye. Esra, İnci'ye anlatman lazım. Ayrılsın ondan. Sen sarhoşsun değil mi? Evet evet belli, bayağı içmişsin yani. Yine saçma sapan hikayeler anlatıyorsun Uygar. Ya ben doğruyu söylüyorum, neden inanmıyorsunuz? İnce tehlikede, ben tehlikedeyim. Sen tehlikedesin, hepimiz tehlikedeyiz. Hasta o adam, hasta. Tamam, 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 bir otur, bir sakinleş. Bir kahve iç, bir toparla kendini. Ne kahvesi ya? Hayatın tehlikede benim diyorum. Ne kahvesi? Benim yüzümden oldu. Ege benim yüzümden okulda olay çıkardı. Ama önden haber veriyorum bu sefer. Sonra malum kızıyorsun. Neyi haber veriyorsun? Müdürle konuşacağım okuldan atılmaması için. İzin var mı? Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Buluşalım mı sonra? Konuşuruz biraz. Belki bu sefer gerçekten konuşuruz. Ha. Bir de çok önemli bir şey var. Ne? Seni çok özledim. Bak kim geldi. Vay, okulun kralı gelmiş. Adamsın. Nasıl posta koydu ama? Artık okula gelmez herhalde demiştik ama. Ama ne koşuştu o. Resmen yarış ata çıktı kızın içinden. Ya yeter artık ya. Yazık. Üzülüyor kız, baksanıza. Oo, Atarların efendisi de gelmiş. Umarım yolda başka hocalara da dayılanmadın. Bak sonra başını belaya sokarsın, üzülürüz. Değil mi? Üzülürüz. Üzülürüz. Neriman, beni ne zaman affedeceksin? Çok üzülüyorum bak.
Sen benim buraya katlanma sebebimsin. Zaten etrafımda olduğu gibi olan yalansız bir tek sen kaldın. Neden burada buluştuk? Hava çok soğuk. Kendini gizliyorsun diyordun ya bana. Gizlendiğim yerlerden biri de burası. Gör istedim. Burası mı? Neden? Ne özelliği var buranın? Bu ağaç. Çınar. Çok güzelmiş. Ama hala anlamadım. Hafta sonları yurtta yalnız kaldığımda bazen buraya kaçardım. İyi gelirdi. Altında oturduğumda kendimi güvende hissederdim nedense. Belki beni gizlediği için. Belki de sadece yaslanabildiğim için. Bilmiyorum. Bazen iki sevgili gelirdi. Baş harflerini kazımak için. Ben küçücük boyumla direnirdim. Kavga ederdim onlarla. Korurdum onu. Kimse onu yaralamasın diye. Ben başka türlü sevmeyi bilmiyorum İnci. Korumuşsun. Ama insanları böyle koruyamazsın. Başlarında nöbet tutup bekleyemezsin. Kontrol edemezsin. Yapmak zorundayım. Neden? Çünkü bu benim görevim. Başka biri yok bunu yapacak. Ailenden mi bahsediyorsun? Ben kontrol etmesem hepsi dağılıp gider. Çığırından çıkar her şey. Neden ama koskoca insanlar? Neden kendi sorumluluklarını almıyorlar? Evden bile çıkamıyorlar. Ambulans bile çağıramıyorlar. Bunları yapmaya herkesin gücü yetmeyebilir İnci. Ama neden? Neden yetmeyebilir? Çocuk değiller ki. Neden? Bilmiyorum neden. Onlar da öyle işte. Sen nasıl bu kadar başına buyruksan, bu kadar savruksan, dibine kadar her şeyi sorguluyorsan, kafandan sürekli sorun yaratıyorsan, onlar da öyle işte. Söylemedim ama orada bir harf var. Yazık. Kontrol edememiz. Bak ben
Sana sorun yaratmak istemiyorum. Farkındayım. Kim bilir benim bilmediğim ne sorunlarla boğuşuyorsun. Yorgunsun. Görebiliyorum. İzin ver. Gizleme. Bileyim. Yardımcı olayım. Olamasam bile yanında olayım. Orada bir yer aç bana. Birlikte oturalım. Ben de seni koruyabileyim. Saklanmasak, sarılsak hep öyle. Gizlenmesem sevebilecek misin beni? İnci gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Bu dün geceki olaydan ona bahsetme, olur mu? Yanında olduğum ortaya çıkar diye korkuyorsan... Hayır, ondan değil. Uygar için korkuyorum. Yani dedikleri doğruysa bu adam gerçekten tehlikeli olabilir Esra. Günaydın. Ha, günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Size bir haberim var. Müjde mi desem bilemiyorum. Ne oldu ya, merak ettim. Uygar artık burada çalışmayacak. Nasıl yani? Ayrıldı mı, ne oldu, kavga mı ettiniz? Hayır, kendi isteğiyle gitti. Tedavi görmek istiyormuş. Yeni bir başlangıç yapmak. Her şeyi geride bırakmak. Allah Allah. Dün hiç öyle... Neyse yani, sevindim. Tedavi olmak istemesine sevindim. Umarım başarır. Kahve? Ay, evet. Evet, iyi olur. Gece niye cevap yazmadın? Umarım iyisindir. Merak ettim. Yoksa çok mu çalıştırıyor? Gece niye cevap yazmadın? Umarım iyisindir, merak ettim. Yoksa çok mu çalıştırıyor seni ha? Konuşmamı ister misin? Alaka ya. Ne zaman geleceksin bize? Konuştunuz mu Han'la? Ne karar verdin? Hoş geldin. De, hayırdır? Esat arıyorsan belki aşağıdadır. Yok, ben sana geldim. Gelsene. Uygar tası tarağı toplayıp gitti. Hem de bir anda. Sevindim. Hı. Yani bize veda bile etmedi. Düşünsene, 15 yıldır çalıştığı yerden öylece bir anda gitti. Ne yaptın lan? Ne? Ben dün gece onu gördüm. Uygar'ı gördüm. Tir tir titriyordu. Aklı yerinde değildi. Öyle şeyler anlattı ki... Yani tamam, deli saçmasıydı. Hayal ürünüydü kesin. Sarhoştu, saçmalıyordu.
Yüksek ihtimalle. Aha. Yani sen dün gece onu görmedin. Gördüm. İnci'nin kapısına dayanmıştı yine. Bıraksan başını belaya sokacaktı. O yüzden gerekeni yaptım. Ama ona elimi bile sürmedim. Sen de görmüşsündür zaten. Ya bir insanın durup dururken o hale gelmesi... Durup dururken değil ki. Kendin söylüyorsun, sarhoştu işte. Peki İnci'yi anlatacak mısın? Gerek var mı sence? Canı sıkılacak boş yere. Hazır hayatımızdan çıkmışken. Yani... Lüzumsuz. Kafasına su tabancası dayamışsın. Ne? Su tabancası mı? Bayağı renkli karaktermiş. Başka ne yapmışım? Bale falan yapmış mıyım mesela? Esra. Seninle uzun uzun uygar geyiği yapmak isterdim. Fakat bir toplantıya katılmam lazım. Peki. Ama benim İnci'yi anlatmamda bir sakınca yoktur değil mi? Çünkü ben ondan bir şeyleri saklamayı pek sevmiyorum. Tabii. Nasıl istersen. Peki. O zaman kolay gelsin. Sağ ol. Sen dün dedin ya, ailemize uygun biri olursa sesimi çıkarmam diye. Taktın ha sen de, taktın. Yok yani, yani mesela sen evlenecek olsan nasıl bir aday uygun olurdu sana? Yani kimi hayal ederdin misal? Hayal mi? Ne hayali kız? Hayal meyal etmem ben. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Tövbe estağfurullah. Ya yok, öyle bir hayalden bahsetmiyorum ki sana. Yani kim uygun olurdu, onu diyorum. Ay, şuna bak. Hep kireç bağlamış. Nasıl temizledin sen bunu ya? Hani nerede? Bak, doğru düzgün duman bile çıkarmıyor. Hayret bir şeysin ha. Git. Koş limon tuzu getir de iyice bir temizleyelim şunu. Karıştır getir. İyi. Hadi. Bana bak. Bir bardak suya bir yemek kaşığı koyacaksın ha, unutma. Tamam. Değmet elbiselere. Tamam. Bir bardağa bir yemek kaşığı. Hoş geldin Safiye. Hoş bulduk. Neden çağırdın beni? Heh. Bunu vermek için. Güzelmiş. Evet. Okulda verseydin ya. E, okula soramazdım ki. Neyi? Safiye ben... Senden çok hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Benden mi hoşlanıyorsun? Evet Safiye. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır hayır. Dalga falan geçmiyorum. Doğruyu söylüyorum. Ama... Niye?
Çünkü sen hem çok güzelsin hem de çok akıllısın. Bunların en güzeli de ne biliyor musun? Farkında değilsin. Bu yüzden çok tatlısın. Cevap vermeyecek misin? Peki. Ama kimse duymasın ha. Annem duyarsa tamam, ya. Tamam Safiye, tamam söz. Kimse duymayacak, söz veriyorum. Eve bırakayım mı seni? Biri görür. Ben de köşeye kadar bırakırım. Lütfen, lütfen. Tamam. Tamam. Bak eğer istersen sabahları beraber yürürüz okula. Hatta evet dersen seni her zaman şu köşede beklerim. Bilmem ki ev çok yakın. Biri laf eder. Hele bir etsin. Karşısında beni bulur. Hem sevmek suç mu? Müsaitsen bir aşağı inebilir misin? Ne? Sen aşağıda mısın? Evet. Ya. Ben bilmiyorum ki şimdi çıkabilir miyim yani? Seninle konuşmam gerekiyor ama. Bir 5 dakika insan. Tamam, madem bu kadar çok istiyorsun. Bekle, geliyorum. Hasretime dayanamamış. Sana. Hayret bir şey ya. Niye kontrol etmiyorsun sen? Ne yapacağız şimdi? Ben hemen gidip Bayram'a söyleyeceğim, o da alıp gelecek. Hadi bunu limon tuzuyla temizledik gitti. Senin o beyninin kiricini nasıl temizleyeceğiz biz? Ha? Sürpriz mi yapmak istedi? Yok. Niye geldin o zaman? Yani yanlış anlama, ben çok sevindim de haber verseydin ona göre ayarlardım. Han biliyor mu geldiğini? Konuştunuz mu? Hayır, konuşmadık. Ha.
Tabii. Senin için de zor. Benim bir şey söylemem gerek. Nasıl diyeceğim bilmiyorum ama... De artık. Biz geçtik o faslı. De, utanma. Ya bu mesajlar falan hani... Hı hı. Atıyorsunuz ya durmadan. Siz değil, sen de bana. Tamam, bunlar geriyor beni biraz. Ha, heyecanlanıyorsun. Şey, normal ama şirkettesin ya, zor tabii. Anın arkasından falan da hoş olmuyor böyle. Yani rahatsız oluyorum. E ben de onu diyorum. Söyle artık, konuşun diyorum ya. Gülben, bir dinlesen beni. Ne demek istediğimi anlayacaksın ama... Sen konuş, ben seni ömür boyu dinlerim. Bana mesaj atmanı istemiyorum artık. Mesaj mı sevmiyorsun? Hayır, ben direkt de ararım ama ablam varken çok zor. Hayır, ne mesaj atmanı ne aramanı. Hiçbirini istemiyorum. İyi, nasıl haberleşeceğiz o zaman? Haberleşmeyeceğiz. Ben ne demek istediğini anlamadım ama benim şimdi gitmem lazım. Şey, bir ara konuşalım artık, mesaj mı mektup mu, hangisini istiyorsun? Dur, ne olur konuşalım şunu. Çok isterdim ama gitmem lazım. Aa, dur. Bu ne için? Cüzdanına koy diye. Allah Allah, nerede kaldı bu kız ya? Gülben. 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 Bir dur, bir dur lütfen konuşalım. Ne olur bak, ablam görecek. Kendimi açıklamam lazım sana. Neyi açıklayacaksın ki? Gerçekteki durumu. Birlikte açıklayalım, ister misin? Neyi? Birbirimizi sevdiğimizi. Öyle bir şey yok. Neden anlamak istemiyorsun? Ya ben... Ben seni sevmiyorum. Sevmiyor musun? Kalp. Kocaman kırmızı kalp attın bana. Yanlışlıkla oldu. Anlamadım. Elimdeydi galiba. Yani o kalp dışında böyle düşünmene neden olacak, ne yaptım bilmiyorum. Gerçekten ya. Ya üzülmeni istemiyorum. Çok özür dilerim. Umarım anlamışsındır ama beni. Bunu da al.
Al lütfen. Bende kalmasın. Al. Hem sevmek suç mu? Anne. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Sana yazıklar olsun be. Rezilsin, rezil. Hala utanmadan duruyorsun bir de. Hala utanmadan yüzüme bakabiliyorsun. Bir de mahalleye getirmiş. El alemin diline düşürdün. Rezil ettin bizi. Rezil. Yüz karası seni.
Anne. Utanmaz arlanmaz seni. Allah'ın cezası. Kitapmış. Al sana kitap. Al sana kitap. Allah'ın cezası seni. Anne. Kirletiyor. Senin bunlar kafanı kirletiyor. Hepsini kurtaracağım. Kafanı kirletiyor. Kafanı kirletiyorlar. Kafanı kirletiyorlar. Gülben! Sakın! Sakın! Senin bunlar kafanı kirletiyor. Kurtaracağım seni. Annemin o. Annemin o. Annemin elbiseleri Gülben. Kafanı kirletiyor. Gülben. Yalvarırım. Onlar benim için çok kıymetli. Annem onlar. Elinde kalan tek şey o. Ne olursun. Atma onu. Kardeşim ne olur Gülben. Gülben ne olursun annemin onlar Gülben. Yalvarırım sana annenden bana kalan tek şey. Hepsi gitti. Annemin elbiseleri gitti Gülben. Sen nasıl yaptın benim? Annem gitti. Annem gitti Gülben. Gülben nasıl yaptın bunu? Sakın! Yalvarırım onu atma. O benim için çok kıymetli. Ne olursun Gülben. Yalvarırım. Ne olursun. Onu giyiyorum ben. Yalvarırım sana. Ne olursun Gülben. Nasıl yaparsın bunu Gülben? Elimde kalan annemden tek şey onlar benim. Onlar benim üstümde. Niye yaptın bunu? Ne yaptıysam senden öğrendim. Bu kadar kötü olmayı sen öğrettin bana. Şimdi aşağı ineceğim. Bütün kitaplarımı geri getireceğim. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın. Beni at, ben atamam kendimi. Ben atamıyorum, beni atacağım. Baba, yalvarırım. Gülben beni at aşağı, ne olur beni at. Annemi attın, beni at, ne olursun. Annemi attın beni de. Ay, anne.
Gitti hepsi. Anneciğimin bütün kıyafetleri saçıldığı yerlere hepsini attı. Hepsi gitti. Bunları çöp torbasına doldur lütfen. Tamam Han Bey. Ben seni sevmiyorum. Bunu da al. Al lütfen. Bende kalmasın. Al. İyi misin? Aa, ne oldu ellerine? Hiçbir şey. Bir dakika bekle. Hiçbir yere gitme, hemen geliyorum. Bekle.
Bak, bunu her gün sür. Bütün vücudunda sürebilirsin. Bende de var aynı sorun. Yoktur. Sen bizim gibi değilsin ki. Vallahi var. Almayacak mısın? Ben süreyim mi? Yok, hayır, hayır. Ben kendim sürerim. Bütün koluna sürebilirsin. Buralara. Bütün vücuduna muhakkak her gün sür, tamam mı? Sağ ol. İyi, tamam. Yazık, bak bu kadar güzel cildin var. İyi bak ona. Güzel mi? Sağ ol. Ben her şeyi topladım Han Bey. Size sormadan da bir şey yapmak istemedim. Sağ ol Bayram. Gülben. Bak sana ne getirdim. Hepsinin aynısından buldum. Zor oldu ama becerdim. Uğraşmasaydın keşke. Olur mu? Onlar senin kitapların. Gülben. Ne oldu? Neden böyle oldu? Ne olacaktı ki? Ne bekliyordun? Hiçbir şey bizim istediğimiz gibi olmadı ki bugüne kadar. Şimdi niye olsun? Aptalım ben. Aptal. Unuttun mu? Sen unutma ama. Biz hiçbirimiz mutlu olamayacağız bu evde. Lanetliyiz hepimiz. Onun istediği gibi olacak. Yalnız öleceğiz. Girebilir miyim? Aranızda ne yaşandı? Neden bu hale geldiniz bilmiyorum ama... ikinizin de halini hiç iyi görmüyorum.
ne yaptı bana gördün değil mi? Öldürse daha iyiydi. O elbiselerin senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Ama belki artık zamanı gelmiştir. Belki yeni bir şeyler denemen gerekiyordur. Yaşına daha uygun. Sana daha çok yakışacak. Ha? Bak şuna. Beni düşündün demek ha? Evet. Gittin bana yeni yeni elbiseler aldın. Evet. Seni düşündüm, bunları aldım. Beğenmedin mi? Güzel. Ama boşuna para harcamız. Ben kendime dikerim elbiselerimi. Annemin kumaşları. Peki. Nasıl istersen. Kardeşim, ben yaşadığım müddetçe o kıza nikah kıyamazsın. Gücüm yettiğince buna müsaade etmeyeceğim, mani olacağım ben. Yakın mıyız sence biz? Evet. O zaman niye duvara tosluyormuş gibi hissediyorum her seferinde? Niye çağırdın beni? Gel benimle. Bunlar ne? Ne yapıyorsun? Soru sorma. Anlayacaksın birazdan. Ay. Terasa mı gidiyoruz? Gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Gizlenme, anlat diyorsun ya. Belki anlatamam. Ama gösterebilirim.
ne biliyor musun hiç? Bu benim hayatım işte. Hoş geldin.